Sinan hakkında bir ihbarımız var. Abdülsamet'i tanıdığını iddia eden bir seyircimizmiş. Alo. Alo, hoş geldiniz canlı yayına. Esra Hanım, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Buyurun, Abdülsamet'i tanıdığınızı iddia etmişsiniz. Nereden arıyorsunuz, nereden tanıyorsunuz, dinleyebilir miyiz sizden? Kocaeli Derince Sopalı'dan arıyorum. Evet. Abdülsamet'i tanıyoruz. Buraya çalışmak için gelmiş diye kendini tanıttı. Bu çevrede tanıdık biz onu. Sonra biraz tanıdıkça bu babasının ayakkabı dükkanlarının olduğunu söyledi işte Antalya'da. Sonra oradan para çaldığı için babasıyla arası açıldığını söyledi. O yüzden buraya geldiğini söyledi. Daha önce bunlar Adana'da kuyumcu falan da soymuşlar. Burada da abisi balayına mı gitmiş, tatile mi gitmiş ne varsa işte evi buna bırakmış. Bu da fırsat o fırsat. Bizim burada bir tane esnaf abimize eşyaları komple satıyor benim diye kendinin bildirerek yani. İşte diyor eşyalar benim. Ben Antalya'ya geri döneceğim. 2,5 milyara vereyim. 2,5 milyara eşyaları sattı. 3-5 gün geçmedi abisi geldi eşyaları geri aldı. Oo. Evet. Dinle. Ondan sonra burada kendisi uyuşturucu bağımlısı. Sürekli hadi. Madde buluyor, kullanıyor. Satıyor bir taraftan da yani. Abisi. Hürmetini dilerim. En doğru yolu öyle yapar. Eğer bu adamla bu devam ederse sonu iyi olmaz yani. Sağlıklı bir adam değil zaten. Hayır olsaydı bu zamana kadar kendine hayır olurdu. Orada diyor ki çalışıyor. Nerede çalışıyormuş? Hangi sigortaydı işte çalışıyormuş? Bir ispatlasın bakalım nasıl ispatlayabilecek. Valla bir caminin tuvaletini işlettiğini söyledi ya, İrem. Ya yalan Esra Hanım. Buradaki caminin tuvaletleri hepsi bedava. Ben 36 senedir buradayım. Ben buradaki şimdi mesela şunu da ilk defa duydum hayatımda. Cami tuvaleti işletmeciliği. Esra Hanım, burası İstanbul değil, burası Kocaeli. Burada bütün tuvaletler bedava. Hangi camiye giderseniz gidin, öyle bir şey yok. Kesinlikle yalan konuşuyor. Allah senden bu uyuşturucu razı ticareti yapıyor, uyuşturucu içiyor, satıyor. Yarın satacak noktasındaki duyuyor mu? Hülya Hanım, bir dakika. Bunları duyuyor musun İrem? Hani evet. Böyle... Bak beyefendi senin için arıyor. Konuşun lütfen. Konuşacak bir şey mi yok? Duydum. Duydun haklı yani. Haklı olan siz anlatın. Hayatı seni yarın öbür gün kullanacak. İşi bittiği yerde de bir şekilde pazarlamaya kalkacak. Yani bundan sana koca olmaz. Çünkü bu adamın... ...arkadaşımıza satan bir adamdan ne hayır bekliyorsun? Belki sana da madde içirdi, maddeye düşürdü. Aynen. Belki onun için direniyorsun aynen ona karşı. Onu da bilemiyoruz. Aynen. Yani bu adamın tabanı evet, uyuşturucu madde. Bunun en büyük mesleği uyuşturucu madde. Başka bir şey yok. Hırkızlık. Başka yok. Hırkızlık zaten bunun o sanatı onun. O mesleği. Bu üç evi soydu. Benim evimi, kaynımın evini, dükkanımı soydu. Üç evi birden soydu. Orada diyor ki 2:30'da otobüs bekliyorduk. Kocaeli'nde son otobüsler 12'de. Çarşıya gider saat 1'de geri döner. Birden sonra otobüs Kocaeli'nde yok. Kocaeli'nde değil yani. Türkiye'nin her tarafında böyle. Saat 12 ile 1 arası hafta sonu, hafta içi saatler değişiyor. İrem bak bunların hepsi senin aklını başına toparlaman, birlikte olduğun, hayat arkadaşı olarak seçtiğin kişiyle ilgili doğru kararı verebilmen için anlatılan şeyler. Bugün 3-5 gün üzülürsün ama yarın o büyük pişmanlığı yaşamaktan 1000 kat daha iyidir. Doğru biri olsa niye bütün dünya bu çocuğun karşısında olsun? Aynen. Doğru insan olsa ben her yolu gösterdim Esra Hanım. Senin bir geleceğin var mı? Bu sevgi değil, bu aşk değil. Böyle yaşanır mı ya? Sokaklarda yaşanır mı ya? Götürüyor, resmen insanlarla görüştürüyor ya. Bu nasıl sevgidir? Sen kimi götürüp de kimin kızını, kimin şeyini götürüp de başkasından görüştürüyorsun? Kim sen görüştürüyor kimsin beni? He? Sorunuz var. Hattaki beyefendiye şunu söylemek istiyorum. Uyuşturucu kullandığı için hırsızlık yaptığını ve buna da şahit olduğunu anlattınız. Ama bunun yanında da uyuşturucu satışıyla da ilgili iddialarınız var. Buradan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne de ihbarda bulunalım. Siz de bildikleriniz varsa lütfen Allah gerekli ihbarları yapın. Çünkü bu Türk toplumunu yozlaştıran, gençlerimizin alına düşüren uyuşturucudan aslında kurtulması için bu programların çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Lütfen gerekli yerlere ihbar yaparak bu hakkınızı kullanın. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Şimdi başka bir ihbarımız var. Hattaki kişi Abdülsamet'in
Abdülsamet benim oğlumun arkadaşıydı diyor. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Merhabalar. Abdülsamet'i tanıdığınızı söylediniz. Nereden tanıyorsunuz? Ben tanıyorum. Ben onu oğlumla evde şu Kandıra Sapağı var İzmit'te. Onun abisinin bir kafesi vardı. Biz orada tanıştık onunla ama ben oğluma da demiştim. Benim gözüm tutmadı bu çocuğu. Anne iyi bir arkadaş, seni tanıdım dedi. Bir süre sonra ben ikinci evliliğimi yaptım. Ben köyde yaşıyordum. Ama ben gittiğimde bir tane bayan getirmişti eve. Adana'dan bir kız kaçırdı. Ve o kızı kullandıktan sonra da geri gönderdi. Duy anne kurban, duy bak duy. Sen daha gençsin. Adana'dan geç. Kaçırdığı ya da sevdiği kızı tanıyor musunuz? İsmini hatırlıyor musunuz? İsmini hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Ama ben kızı gördüm. Kısa boylu, esmer bir şey. Ama bu İrem denilen kişiye de tek ricam annesini dinlesin ve kendini yakmasın. Tek dileğim bu. Kendi bilir gene de ama pek sağlam çocuk değil zaten. Benim oğlum bile başını yaktı. Şu an oğlum cezaevinde benim. Niye cezaevinde? Ya benim oğlum normalde bir eskiden bir olayı vardı. Bu kelepçe verilmişti ona 8 ay evde. Evet. Bu benim çocuğumu tuttu kelepçe ayağındayken. Oğlumun ehliyeti var. Ehliyetini tutup da rentekara bırakıp oradan araba kiraladı. Oğlum şoförlük yaptı. Onu Adana'ya götürdü, Isparta'ya götürdü. Ve o şekilde kelepçeyi oğlumun ayağından kırdırıp ve firarı verildi zaten oğlumun. Sonra da oğlum yakalandı. Yani o da sebep olan o. Peki o gittikleri şehirlerde bir suça karıştılar mı? Yok hayır suça karışmadılar ama kelepçe olayı söküldü ya. Ayağından söküp attı ya oğlum. Bu bir de bu sana zaten bir şeyler kullanıyor. Oğluma da kullandırıyordu. Kullandırıyor evet. Sizin oğlunuz da madde onun hakkında kullanıyordu. Davacıyım. Efendim? Sizin oğlunuz da madde kullanıyordu. Benim oğlum kullanıyordu Esra Hanım. Ama kullanıyordu derken benim oğlum cezaevinden çıktıktan sonra o olaylara karışmak istemiyordu zaten. Ama bunu tanıdıktan sonra bununla karıştı. Bayağı bir karıştı ama. Şimdi oğlunuz aslında ev hapsinde ama Adana'ya, Isparta'ya gidiyor. Biraz önceki telefondaki kişi de dedi ya Adana'da evet. Kuyumcu soyuldu dedi. Onu bak onu bilmiyoruz oğluma anlattı ama. Biz o olayı bilmiyoruz ama oğluma anlatmıştı. Biz o olayı bilmiyoruz. Nasıl oldu ama oğluma anlatmıştı. Böyle böyle bir kuyumcu dükkanı patlattık. Cezaevine girdik bir şeyler anlattı. Ama bizim ben o olaydan yani, haberimiz yok ne ama. Ne zaman olduğunu hatırlıyor musunuz hangi yıllarda? Şimdi Esra Hanım 2016 ile 17 arası. He, 2016-2017 yıllar arasında Adana'da bir kuyumcu soyuluyor. Burada çıkıyoruz gitmiyoruz. Yok yok hayır orayı bilmiyorum. He. Benim onu tanıdığım zaman 2016-2017 idi. Tamam, ben 2016'da Ağustos ayında evlendim. Yani 2016-2017 sırasında tanıdım ben onu. Peki sizin oğlunuz cezaevine girdi. Sonra bu çocuk yani Abdülsamet de cezaevine girdi mi? Bilginiz var mı hiç? Hiçbir bilgim yok. Sadece birkaç kere aradım. Benim oğlumun ehliyeti yoktu piyasada. Bana dedi ki rentekara bıraktık. İşte rentekara bıraktık ehliyetini. O şekil hatta bir ara ben dedim ya oğlumun ehliyetini getir ya da şikayette bulunacağım dedim. O da dedi ki rentekarcı kapandı dedi. Peki. İrem'e söylemek istedikleriniz var asıl. İrem'e tek dili, tek isteğim Esra Hanım o çocuğun peşine gitmesin. Bak size diyorum bir bayan getirdi o kızın başında yaktı ve geri gönderdi. O kız ve hamileydi. O kızı ailesinin evine geri gönderdi. Ya o kız kendini yakmasın. Yazık o anneye. Annesini dinleyip de evine geri dönsün. Aynen doğru. Allah razı olsun. İrem? Sizden de Allah razı olsun. Ben her zaman kızımın arkasındayım. Her zaman. Çünkü bırakmayın ben kızımın bırakmayın onu. Bırakmayın. O kız genç. Bırakmam. Kız şey hayatta bilmiyor. Bırakmam. Buradan devlete sesleniyorum. Benim kızımı götürüp de başkasını zehirlesin. Benim kızımı bundan kurtarın. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Benim kızımı kurtarın. İrem. Allah'ını peygamberini seven benim kızımı kurtarın. Ha. Benim kızımı kurtarın. Devlete sesleniyorum. Kızımı bundan kurtarın. Kurtarın. Yazık günahtır. Bu insanlar ne halen çocuk bakıp büyütüyor. Öyle kolay değil bir insan bir insan bir insanı nasıl büyütüyor? Bir evlat nasıl bir... Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şaşırıyorum. Kusuruma bakmayın. Hiç kafanda böyle bir karışıklık oluştu mu? Bu ihbarları dikkate alıyor musun? Önemsiyor musun bu ihbarları? Zaten hepsini bana anlatmıştı ki. Adana olayını anlattı mı? Evet. Ne dedi? Nasıl anlattı?
Küçükken yaptığı bir şeydi. Bak, anlatmıştım. Küçükken. Kaç yılında? Onu hatırlamıyorum. Söylemedi. Kaç yaşındaydı onu hatırlamıyorsun? Hayır. Küçüktüm dedi sadece. Küçüktü. Ne yapmış? Adana'da kuyumcu mu soymuşlu? Kuzenleriyle beraber. Kuzenleriyle hı-hı. beraber. Nasıl anlattığını anlatır mısın? Borçları varmış. Evet. O yüzden yapmışlar. Bu Adana'daki kuyumcuyu soyduktan sonra mı ceza almış? Hı hı. Kaç kere cezaevine girmiş? Onu bilmiyorum. Sen bunu nasıl dinledin? Böyle anlattı. Tamam evet o anlatıyor sana ben bunları yaşadım hı hı. diyor. Sen ne tepki verdin? Bir şey demedim yani. Ya sana anlattı ya biz kuzenlerle mahallede öyle haylazdık ki işte cama taş atardık yanlışlıkla amcayı sinir ederdik ya da camı kırdık böyle masumane bir şeyden bahsetmiyor. Mesela çok garip. Arkadaşının annesine bayağı yani onure edilecek bir şeymiş gibi hırsızlık yaptığı olayı anlatmış. Yanında kaçırdığı kız var. Tanıştığı İrem'e de hayat arkadaşı olacak kıza da yine bir bankayı kuyumcuyu soyduğundan bahsetmiş. Yani bunu bir kişinin herkesi ulu orta anlatıyor olması, yüzünün kızarmaması, utanmaması normal mi? Normal bir davranış mı İrem? Sen böyle bir suçtan yargılanmış olsan bunu herkese açık, aleni bir şekilde anlatmayı mı istersin yoksa saklamayı mı? Yani anlatmazdım. Anlatmazdın. Abdülsamet niye anlatıyor? Suçunu ortak yaptı. Bilmiyorum. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.